Neyse orayı keseriz artık. Çünkü bir dediğimde kayıda girdim mi girmedim ondan emin değilim. 3, 2, 1. Evet. Ha? Gülmemiz mi? Yok gülebilirsin. Şu anda zaten girdim artık bundan sonrasını kesmeyeceğim. Girmiş, giriş yapmış olacağım. Eda da zaten arkadan bakıyor tuhaf tuhaf. O gerçekten giriş yaptım. Eda görünüyorsun şu an haberin olsun. Hani benim şey kamerası gibi değil bu. Şu anda biraz kameranın açısı değişti. O yüzden herkese selamlar diyelim girelim. Günlerdir Sezar 3 oynuyorum. Twitter'da cartır cartır şurada burada sallıyorum Sezar 3 oynadığıma dair. Daha sonra bu arkadaş dedi ki bu arkadaş şu arkadaş. Neden içerik yapmıyoruz bunu atmıyoruz dedi. Ben de evet dedim. Öyle bir şey demedim de. Da... <laughs> <laughs> Oğlum no, ben mi dedim? Kendi kendime mi dedim ben bunu? <laughs> ben bunu burada kendi kendime mi söyledim yani? Neyse arkadaşlar bu zehri bulaştıranın zaten... Suna Pamir olduğunu söylemiştik. Ona da sevgilerimizi ileteyim ben. Dövüş ben atmıyorum. Yani sen atmayabilirsin. <laughs> sıkıntı yok yani. Yanlış, yanlış yanlış. Neyse en azından şimdi şeye başlayalım. Ee, biz ne oynuyoruz? Ee, bunu nasıl yapacağız? Ee, yani gireceksiniz arkadaşlar. Steam'de var. Ee, ya da GOG'da da var benim bildiğim. GOG'u bilenler var mı bilmiyorum da Gog.com.tr neyse TR'si yoktur. Saçmalıyorum şu anda vakit kazanmak için. Ama e, GOG'da ve Steam'de var e, gayet de cüzi bir ücrete taban oyunu ham oyunu e, alıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda zaten ekranda farkındaysanız Augustus yazıyor. Biz Augustus modunu oynuyoruz o da GitHub'da indirmiştik değil mi? Aynen GitHub'da. GitHub'da 3 bu şu an kameranın altında kalıyor da e, şöyle bir bakın sol alt tarafta kamerayı kapattım. V3.01 e, modunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Direkt e, yu, yani oyunun yüklü olduğu klasörün içine atıyorsunuz. Augustus Exe'den açıyorsunuz artık. E, normal Sezar 3 e Exe'den açmıyorsunuz. Ama Sezar 3'teki bütün oyunları ve save'leri falan filan alıyor. E, burada neden biz Agustus oynuyoruz? Bir, e, yeni bilgisayarlarda daha düzgün çalışıyor. Çünkü Sezar çok eski bir oyun. İki, e, oyun daha kolaylaştırılmış e, bir halde. 3 e, oyunun işte Faro, Zeus, Emperor gibi zaten hani gene o bu firmanın yaptığı diğer oyunlarda var olan, getirilmiş olan yenilikleri bu oyuna da yansıtmışlar ve oyunun ham mekaniğini bozmamışlar. Ondan dolayı Augustus e, şeyini ne diyeyim? modunu oynuyoruz. E, ben size şöyle kendi ayarlarımızı göstereyim arkadaşlar. Burası zaten e, kendi bilgisayarınızı, kendi keyfinize göre yapacağınız ayarlar aslında. E, ses ayarları, cartlar, chatlar. bunlara biraz yayına uygun. Asıl buralara bakabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz tek tek anlatmayayım ben. Buradan e, videoyu durdurur, screenshot alır falan. Aynı oyun ayarlarla oynamak isteyen. Aynı ayarlarla oynamak isteyen olursa tabii aynen. Şöyle bakabilirsiniz. User interface bu kadar. Biz kolayda oynayacağız. Çünkü oyun epey zor bir oyun. Öyle keyfini oynayacağız. E, muhabbet edeceğiz. Daha öğrenmemişken. <gülüyor> <genel> <gülüyor> Aynı. Zorluktan dolayı. Çünkü oyun bayağı zor onu söyleyeyim arkadaşlar yani dikkat etmemiz gereken çok şey olacak ee, Zaten Şu anki videoya giriş amacımız da Oğlum biz bayağı zorlandık Sağdan soldan böyle e, içerikçilerden de içerik üreticilerden de kopya çektik E bunu da bu hale getirelim falan filan muhabbeti işte e, Yani Efe e falan i̇şte, Steam Management sekmesi bu şekilde Bunları dediğim gibi arkadaşlar e, Merak eden olursa ki bilmiyorum yani umarım olur <laughs> Videonun altına <laughs> yorumlarda sorarsınız şu ne demek, şu ne işe yarıyor falan filan diye. Ee, biz de cevap veririz arkadaşlar. Şu sondakini kapat istersen bu arada. Şu mu? Ha, skip kornası ona çok gerek yok. Zaten kenarlara koymuyoruz ya özellikle. Ee, yani bir şey fark etmez. Zaten e, bazı ayarları gerektiği zaman oyun içerisinde de değiştiriyoruz. Şimdi biz bir sürü e, oyun attık, deneme yaptık, oyunu öğrenmeye çalıştık. E, ancak e, burada sizlerle paylaşım yapmak amacıyla yeni bir kariyere başlayacağız ve adına da Kadir Topbaş. <laughs> ne diyelim? Mansurus Yavaşus. <laughs> Dördüncü Mansurus Yavaşus. Ee... E, kanal adıyla gidelim. Diğeri Zorillax'tı. İyi tamam. Hı? Ay Zorillax olsun. olsun. Ay Zorilla kus yap bari de. Şöyle mi? Olur. Tamam. Başkanımızın Hiç adı başka bu. anlamı olmadı ama olsun. Şey devam yani zaten çok yani, etkileyecek şey, bir şey değil. Senin, <laughs> devam et hadi, hadi. Başlayalım artık. Şimdi normalde burada dayının konuşuyor olması lazım. Sanırım biz ayarlardan kapattık haberimiz haberimi. olmadan ama e, konuşmasın çok siniri bozucu bir çıkış oluyor böyle. Let your governmental training begin falan diye böyle bir giriş yapıyor. İlk bölümde e, yeni bir köy e, ortaya çıkarmanızı istiyor. Yani basitçe ev yapacaksınız. Evinize taşınacaklar. Yol yapacaksınız. Yolda hareket edecekler falan filan diye gidiyor amaçlar şurada yani bu bölümdeki amacınız 150 kişiye ulaşmak ve birazcık ev yapmak evet. yani gayet basit Gidelim. zaten mümkün olduğunca küçük bir harita veriyor şimdi girizgah bölümümüzün hani uzun tutar mıyız bilmiyorum şimdi bu bölüm böyle piti diye geçecek de rütbe atlayacağız. Devam ederiz diye düşünüyorum. bir şey olarak. Köy olarak. Ben Augustus modunun getirdiği yeniliklerde biraz daha anlatayım. Şimdi bu sağ tarafta arkadaşlar alt tarafta bir Roma heykeli var. Alt köşede. Bu panelin altında. Normalde sadece bu paneldeki işte ev, kürek, yol, su işareti var ve bu heykel görseli vardı. Bu araya gösterge paneli gelmiş. Sezar'dan bahsediyorsun. Yani eskisi. <laughs> Eskisinde yoktu bu aradaki gösterge paneli yani game speed yani bu oyunun hızını buradan e, kolay bir şekilde arttırıp düşürebiliyorsunuz. Bu arada page up, page down da e, bu işe yarıyor. Bu arada bu game speed olayı e, bayağı kullandığımız bir şey. Hatta ilk Sezar'da bracket yani köşeli parantez e, muhabbeti vardı. İşte alt 8 alt 9 alt gr 8 alt gr 9 falan zor olduğu için e, Ağustos modundaki bu getirilen yenilik bayağı işimize yarıyor. E, P ile de e, gayet oyunu durduruyorsunuz şu anda. Oyun akıyor çünkü. E, yukarıda e, şu an tırnak içinde PK K, Continuous diyor ya, e, onun üstünde bir tarih var. İşte Before Christmas 340 yani e, Ocak, işte January. E, e, o sürekli olarak akıyor her e, şeyde. İşte pause yapmadığınızda %10 hızlı olsa bile e, bir hızda aktığı için. Genelde bazı şeylerin kararını vermek için ya da düşünmek için e, P tuşunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Ee, unemployment şeyi gösteriyor game speed'in altında. Şu anda %0 ve sıfır işsizlik. Bu işsizlikle alakalı bir durum. E, eğer iş açığı da varsa burada da bunu e, görebiliyorsunuz. Invasions. E, şu anda no invasions çekiyor. Dediğim gibi haritanız e, yani ilk haritadayız. Böyle şeyler yok. Ben yine de göstereyim. Şu yukarıda panelin üst tarafına doğru bir dünya haritası var. Ee, şu anda dünya haritasını gösteremiyorum ama bu dünya haritasını tıkladığınızda düşman gelip görmediğini oradan görebiliyorsunuz. Gods e, kısmı arkadaşlar tanrılar eğer yıldırım işareti ise sıkıncalı güneş işareti ise tamam her şey çok güzel anlamına geliyor. Burada kaç tanrının neye kızdığını gösteriyor. Tanrılara da şu an bakamıyoruz. O ilerleyen bölümlerde bakarız. Altta da e, hedefleriniz olacak. İşte kültür seviyesi, refah seviyesi, e, işte huzur seviyesi, daha sonrası barış seviyesi. E, bu favor'da Sezar yaptığımız iyilikler anlamına gelecek. İyilik seviyesi. Bu da nüfus. Ve bu ayın alt kısımda da Sezar'ın istekleri oluyor. No request yazıyor şu anda. Bu panel o yüzden çok kullanışlı. Normal Sezar 3'te bu panel yok idi. Ya parantez içinde de orada zaten sağ altta e, sizin ulaşmanız gereken o hedefleri falan gösteriyor. Hedefi gösteriyor. yani işte yani. 0-150 diyor mesela. 150 işte ulaşmamız gereken nüfus sayısı. 0 da şu anki nüfus sayısı. Ee, evet P'deyken e, yani pause'dayken şu anda oyun duruyorken işimizi yapalım. Bizden birazcık ev yapmamızı istedi. Ee, biz şu anda oyunu az çok oynayanlar olarak ee, bazı şeyleri bildiğimiz için mesela şuradan suyu tıklayıp su koymam gerekecek ama ben öncelikle koymayacağım. Ee, şöyle iki sıra 2'ye 6 bir ev yapıyorum. Ve oyunu başlatıyorum. Birazcık da up'la hızı arttırıyorum. 80 %80 civarı iyi ama %100 güzel. Şu anda zaten e, oyunu tekrar durdurayım. Şu turuncu arabalı diyeyim. Çünkü turuncu bir şey örtmüşler orada. E, Çektikleri arabaya bunlar genelde şehre gelen işçiler oluyor bir de kaçanlar olacak ileride o kaçanları da farklı şekilde gösteriyor yani e, şehrin bu e, ucunda bu kırmızı ucunda ve işte atıyorum burası da giriş yolu e, böyle gelen koşan adamları görüyorsanız iyi ve şu tahta yerleşimler sizin ev için belirlediğiniz alan anlamına geliyor. Bu tahta yerleşimleri koyduğunuz anda her ne olursa olsun, refah seviyeniz çünkü arttıkça şehrin kalitesi değişerek artacak. Bu işçiler koşarak gelmeye başlayacak. Yani işçiye mi sıkıştın koy abi bir yere evleri koş falan filan. Başlangıç bu şekilde oluyor. Şu anda bir kişi geldi 8, 22. Şu anda yeterli nüfus sayısına ulaşamadık hala. Mesela geldiler çadır kurdular şu anda hiçbir şeyimiz yok. Şimdi ilk yangın çıktı dediğim gibi bize oyunu öğretecek ee, burada kılıç sekmesi açıldı az önce kapalıydı kılıç sekme içinde prefekt prefektür e, binasını yapmanızı sağlayacak bir şey getiriyor e, ek bina getiriyor bu arkadaşlar e, yani eski Roma'da tabi itfaiye polis işte şu bu zabıta bekçi hepsi ayrı ayrı değil Prefecture hani her şeyi mükemmelleştiren diyelim biz onu öyle bir geyik yapmıştık aslında alakası yok. Böyle bir bina getiriyor. Buna biz polis diyelim. Polis bilansını yapacaksınız ve bunlar yangınları söndürecek. Ve daha sonra bu kılıç sekmesinin altında da olayların gidişatını gösteren mesajlar bölümü var. Mesela ilk yangın çıktı. İlk yangın çıktığında buraya bunu koydu. Şimdi biz geldik kılıç sekmesinden prefecture'ı buraya koyuyoruz. Yeterli sayıda işçim varsa ki var sağ tıklayıp görebiliyorsunuz şu anda 6, ihti 6 işçiye ihtiyacı var buranın 6'sı da dolu yani full kapasite çalışan bir yer gitti yangını söndürdü daha sonra küreyi tıkladık e kötü olan yanmış olan evi kaldırdık ve yeni ev koyduk ancak henüz e amacımıza ulaşmış değiliz bu arada e şuraya ev koyarsanız şayet arkadaşlar olmayacaktır birazdan kaybolması lazım bu evin evet çünkü yoldan 2 kare Tile diyoruz biz buna. Bu arada İngilizce şeyinde bu hani çeşitli videolarda ya da e, forumlarda falan bunu görürseniz şaşırmayın tile kelimesini tile. 2 tile yani iki kare e, şeyde olması lazım. Hmm, yola yakınlıkta olmamız lazım aynen maksimum uzaklığında. Şimdi az önce bir first collapse yaşadık. E, oyunun temel mekaniklerinden bir tanesi yangındı. Yangın çıktı. Tamam yangın çıktığı için polis binasını ekledik ama polis binası bakımsızlıktan çöktü. Bunu da engelleyecek şehirde dolaşması için mühendisler atamanız gerekiyor. Onun için de mühendislik post dediğimiz bir sistem getiriyor ve bu mühendisler sayısı uygun bir sayıya geldiği zaman şehri daha ileriye daha gelişmiş bir seviyeye taşıyor. Bu çekiç sekmesinde engineering post dediğimiz şey de yani bir mahalle kurarken bu engineering post ve prefecture'dan en az birer tane olması gerekiyor. Yani şu şekilde hem asayişi sağladınız bu bu şekilde de eee tıkladık yani engineering post e, mühendislerle de güvenliği sağladınız. Yani bina güvenliğini öyle söyleyeyim. Ve şu anda hala 60 e, kişide kişi kaldık. Yani hedefe ulaşamadık. Şimdi size iki yol e, muhabbetini anlatmıştım. Şeyden de göster istersen bu F ve Ha y evet şu an ilk bölümde çok şey oldu ama <laughs> yükleme oldu aslında. Bu F mi şu an? Şu an fire e, F tuşuna bastığınızda arkadaşlar fire Yangın riskini gösteriyor. Bu çıkan sütunlar riskli bölge. Gördüğünüz gibi polis de geziyor. Gitti binasına girdi çıktı. Şimdi şu T şu öteye kadar gitti. Bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu... Evet. Ee, sonradan biz öğrendik. Ee, bunu da ilerleyen bölümlerde size anlatacağız O yüzden şimdi vermiyorum o bilgiyi de artık ileride takipte Değil. kalın. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz sütun seviyeleri düşüyor. Yani uzaklaştıkça her zaman yangın ve e, çökme riski var. Ama bunları bastıktan sonra bunlar devriye gezdikçe bu yangın ve çökme riski azalıyor. Hı, aynen öyle. O zaman Ve D tuşu. D tuşu da. Ee, bina risklerini gösteriyor. Çökme riski. Engineer'ın yaptığı iş. Aynen. Zaten F tuşuna bastığınızda eee prefecture'ın e, böyle nasıl söyleyeyim normal e, görüntüsünde kaldığını, diğer binaların risk görüntüsüne geçtiğini görüyorsunuz. D tuşuna bastığınızda da e, engineering yani bir mühendislik binasının normal görüntüsünde kaldığını, diğer binaların e, işte grafiğe geçtiğini görüyorsunuz. Yani D ve F tuşları Kullanımı önemli Şimdi Şöyle yol atıyorum ben ama bunu kapatmayacağım Burada şey de göstereceğim basit olarak Small Tent Binanın Özelliğini gösteriyor size şu anda tabi bu bina değil bir çadır Bu çadırda 20 tane yaşayan var Vergi vermiyorlar Benimle Araları mutlu herhangi bir sıkıntıları yok Ama iş bulamadığını söylüyor Ve altta da genel olarak tükettiği ...materyalleri gösteriyor ki şu an bunlar için çok erken ama bu binanın... ...genel durumunu en üstteki yazıda gösteriyor. Şimdi İngilizce yazıyor ama... ...ben size belli kelime şeylerini... ...söyleyerek... ...hani kolaylaştırmaya çalışacağım komple şeyini anlatmayacağım. Most primitive of water supplies'ı gördüğünüzde demek ki bu arkadaş... ...basit bir su... ...sıkıntısı çekiyor. Yani bu adama bir su vereceğiz. Su sekmesi oyunun başından beri açıktı. Well. Şöyle gördüğünüz zaman ki bu etrafında mavi bir alan açılıyor. Bu Augustus'la gelen bir şey. Normal Sezar'da yok. O yüzden çok büyük bir upgrade bana sorarsanız. Şu şekilde sulamamız gerekecek. Ama oyun bize henüz bunu söylemedi. Devam edelim mi biz sulamadan? Yani biraz daha tent koy istersin ilk önce. Belki sulamanı ayrıca söyler yani. Değil mi? 150'ye ulaşınca su gerektiğini falan. Normalde söylüyor. biz oynuyor olsak atıyorum oraya su koyardık bir şekilde. Yani... Güzelliğe yetmeyecek ama herhalde. Şuraya da biraz koyarız. Ha, da koyar. Zaten şu anda köy veriyor bize. <laughs> koşa koşa gelmeleri gerekmiyor mu? Yok herhalde. <laughs> evet arkadaşlar normalde gelmeleri gerekiyordu ama ben şuraya bir iki sıra temizlik atıyorum. Bir deniyorum şansım. En başından beri suyu koyduğumuz için herhalde normalde de koyman gerekiyordu burada suyu yani. Sana söylemedim. Dur gelmiyor. şimdi geldi. People disgruntled. Şimdi ne diyor? İlk önce iş bul diyor. İşsizlikten şikayet ediyorlar ama Senato şeyi açıldı. Yani şu arkadaşlar adını siz söyleyin. Şu nasıl söyleyeyim? Roma sütunlarının olduğu bir bina. Genelde yönetim binaları ve ne diyeyim? belediyecilik binaları işte parklar, bahçeler, benim evim gibi gibi ama roadblock gelmiş daha şimdiden. Bir Yok. Senato'yu açayım. Roadblock zaten o da şeyde gelen, Ağustos'ta gelen bir şey. Oyun Onun mantığını yerinde. ileride anlatalım. Biraz karışık bir sistem çünkü o gerçekten karışık bir sistem. Şöyle şuraya bir su şeyi bırakıyorum. Çünkü kimse gerçekten gelmiyor şu anda. Senato binasında da 23 kişi çalışıyor. 30 kişi çalışıyor. Tamam gidin çalışın o zaman. Hmm. Tanrılar geldi şimdi. O zaman bayağı gelecekmiş biz. Biraz hızlı hareket ettik. Evet. Ya velalel vel söylemedi ama, vel, vel ilk koyman evet. gereken bir şey. Şimdi şurayı ben boşaltıyorum o zaman. Hı? Hı hı. Ee, tanrı sekmesi açıldı arkadaşlar. Lararium, Laray, Lararium. Bu arkadaşlar Augustus'la gelen bir şey. Şu an ben çok faydasını görmedim bunun. Ee, nasıl söyleyeyim yani e, köylüler e, ya da işte işler şikayet ettiğinde, bu ara gelmeye başladılar. Şikayet ettiklerinde işte biz e, belli bir tapınma alanı istiyoruz dediğinde bunu koydum pek bir işe yaradığını görmedim. O yüzden e, küçük tapınaklarla devam edeceğim derken o <laughs> nüfus seviyesine ulaştık. E, tanrıları gösterdi bize en son, tanrıları koyduk. E, şu an güzel bir ekranda kaldı aslında. Ee, şurada ben e, size şeyi göstereyim. Ceres, Neptün, Merkür, Mars, Venüs şey yapıyor. Her tanrının belli e, faydaları var. Bu en üstte Augustus sekme şeyinde modunda All diye bir şey geldi. Bu işte bir tane tapınak e, nasıl söyleyeyim işte bütün tanrılara hizmet ediyor şeklinde değil. E, bütün tapınaklara sınırlar böyle çat 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 koymak için hız kazandırmak için yapılmış bir şey. E, çok faydalı onu da ilerleyen bölümlerde görürüz diye düşünüyorum. Şimdi Clark olduk. Bölüme devam edelim. 20 dakika oldu. Daha okay, devam. çok şey. Bir seviye daha atlarız diye düşünüyorum. Şu anda biz neydik? Hiçbir şey değildik. Clerk olduk değil mi? Yeni bir seviyeye ulaştık. Clark oldun işte. Devam edelim. Evet. Normal. Zafer ekranı ve sonuç şeyleri. Ve evet. Brundisium şehrindeyiz şu anda. Feeding the populace yani ee, beslemeye başlayacağız artık şeyleri. <laughs> Halkı. E, build a granary e, filled with wheat. 650 kişiye ulaşsın diyor. Granary dağıtmak için miydi şeyi yemeği yoksa depolamak için miydi? Depolamak için. Depolamak için. Şimdi o dağıtma depolama olayı bence daha erken. Öyle mi? Yani nerede hangi de bilmediğim bir şey bende var. Normalde graneri aslında depolama yeri. Basit depolama yeri yani. Okey altta graneri ve şeyi sekmesini gösteriyor bu e, labor sekmesinde. Graneri. Ne işe Markette market gelmiş. Evet şu an bu 3 yeni bina var. Tarla. Graneri. Buna graneri diyoruz ama ben ağzım çok alışmış. Granarium diye. Bu antikent gezmeleri falan yaparken işte granaryum şurada granaryum burada falan. Ve bu da market. Zaten çok şey yapmıyorum. Devam edelim artık. Şimdi arkadaşlar basit temel bir bölüm. Ee, şu an yüzde yüzde akıyor. Ben oyunu durdurdum. Bunu alışkanlık haline getirelim. Yoksa öbür türlü oyun sürekli olarak akmaya devam edecek. Evet, buyur abi. Ee, Bunun engellememiz lazım. Şimdi ben size temel birkaç bir şeyden bahsedeyim. Ee, normalde şuraya bastığınızda, Raw Materials falan da gelecek ileride. Bu dağ taş tipleri, e, madencilik, deniz dipleri, işte balık tutmak için ya da işte e, kalay çıkartmak için. Bu ha, çimende sarı sarı otlar varsa burası da verimli alanlar. Hasat yeri. Anlamına geliyor. Hasat yeri yani burada gidip tarım yapacaksınız anlamına geliyor. O yüzden buralara gidip de normal evlerinizi mevlerinizi inşa etmeyin. Onu şimdiden söyleyeyim. Burayı e, tarlayla dolduracağız yani. Mantığımız o. O yüzden biz başka bir şey gelmeyecek bize. Bir şurayı bir temizleyelim diye düşünüyorum. E, şu yolun ağzını bir temizleyelim diye düşünüyorum. Hatta şu kadar yeter diye de düşünüyorum şimdilik. Hı hı. Ya yol çeksen yeter zaten. Ha? Yol çeksen yeter orada. Yol da çekmeyeceğim yoksa uzayıp gidiyor ya prefecture'lar. Ha ayrı ayrı yapacaksın. Road şimdi girer miyim bilmiyorum. Yok, gerek yok. Şimdi e, onun mantığını ben e, şurada anlatırım. E, ama vel well koyalım mı bu sefer? Vel well koy bu sefer olması gerektiği gibi başlıyor o zaman derim. Normal vel well koyarak başlayacağım arkadaşlar. Şu bölge biraz daha açacağım. Çok da parayı harcamak istemiyorum. Gerçi çok da para var yani. Şimdi arkadaşlar normalde e, su e, sistemlerinden faydalanarak başlamak istiyoruz biz. O yüzden şöyle bir vel e, well koyuyorum. Velden bir tile yani bir karede boşluk bırakıyorum ki e, yol yapayım oraya. Şimdi normalde 1-2 yol değil mi? 1 2 yol 1 2 yol ve şöyle 1 2 yol İyiydi, 7, 7 Şu an 7'ye 7 bir şeyimiz oldu. Aslında 6'ya 6 olmuyor mu? Şöyle bakarsan. E ya yani e e, yani şey de... Evler için 6'ya 6 oldu. Ee, ama yol için 7'ye 7, 8'e 8, 8 dediğimiz sistem yani. Bu bunlar kare sistemler arkadaşlar. O da e, şundan dolayı şu velin e, su kaynağı sağlayacak e, şeklinden dolayı. Şimdi biz evimizi yaptık, şimdilik ev buna yeter. Ne öğrenmiştik? Yangın çıkacak, şu köşe taylığı genelde ben boş bırakıyorum. Onun amacı oradan devam etmek isteyebilirim yolu. Bir mahalle daha. Belki ileride. ileride. E, e, mühendisliğimi koydum. Şimdi tanrılar gelmişti, tanrıları öğreneceğiz. Tanrıları koyacağız, tanrılar cepte. Ama önce bir e, senatomu şu şekilde koyabilirim. Şimdi ben... Farmları dizsen aslında parana göre şu an. Gerçi para da bayağı var ama. Hani bir önceki bölümde öğretti diye de doğru söylüyorsun. Normalde e, Ege'nin tavsiyesi no, iyi. E, ilerleyen bölümlerde çok fazla para vermeyecek size tiplemeler. E, ve o yüzden böyle çat diye böyle gidip senatoyu koydunuz ama senato binası biraz pahalı çünkü. E, size e, pahalıya mal olabilir. Gereksiz bir işlem yaptırmış olabilirsiniz. Şimdi... E, şu sekmeyi bir tek anlatayım. Graneri burada, market burada ve tarlalar burada. Burası endüstri ya da e, doğal kaynaklar yani işte. Orada ne ekip biçebileceğinizle alakalı. Biz burada sadece şu an tahıl ekip biçebiliyoruz. Ve şu sarı alanların üstüne yapabiliyorsunuz farkındaysanız. Buraya yapamıyorsunuz mesela kırmızı çekiyor. Burada da maksimum alanı kullanmak için ucuna kadar gidiyorsunuz böyle. Mesela buraya kadar heh, artık yapamıyorum. Heh, yapamıyorum mesela buraya yapabiliyorum gibi. Ama şöyle düz bir sıra çekebilmek adına ben şunu değil de şunu kullanacağım. Yani oradan bir kareden bir şey kaybetmeyiz diye. Yani yol dümdüz rahat çekebilmek için. Aynen. Çünkü bu binalar da e, yol e, şeyi istiyor. Ne derler? Kontağı istiyor sizden. Şimdi normalde arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4 tane yeter diye düşünüyorum. Şu köşe kalacak şöyle. Yolumu yapıyorum, yolumu çekiyorum ama burada bırakacağım şimdilik. Size bir başka bir şey anlatacağım. Yolu buradan döndüreyim mi? Şimdi döndürme ya. Yuvarlak çizmeleri açısından? Ya e, onu genelde şey için yapıyorsun zaten. Şöyle yolu uzatıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere ve bırakıyorum ve granerimi şuraya yapıyorum verimli olmayan topraklar üzerine. Hatta nerenin verimli olmadığını tekrar tarlayla göreceğim tarlaya elime aldım. Buraya kadar geldim. Buralar tamam, verimli değil. Buraya tarla yapmaya gerek yok. Şurayı graner ile e, kullanabilirim diye düşünüyorum. Buraya bırakıyorum bir tane graneri. Bırak. Bir tane de buraya bırakıyorum. Kaç tane istiyor ki normalde bir? Bir tane dol, doldur diyor. Doğru söylüyorsun. Yok şu an görev bir tane doldur diyor. Şimdi arkadaşlar ee, oyunun temel e, mantıklarından bir tanesi bunu çok erken anlatalım. Kafanıza iyice otursun. Ee, ve yani bu oyunla alakalı tabii bilmiyorum belediyecilikte var mıdır bu. <laughs> Şu an çok kullanıldığını düşünmüyorum ama sanayi diplerindeki gökdelenlerimizden kaynaklansa gerek. Ee, oyun temel mantıkta tarla işte bu e, yemek ihtiyacı yani e, yiyecek ihtiyacının karşılandığı araziyle alan ile işte sanayinin, endüstrinin gerçekleştiği alan ile yaşam alanlarının ayrı tutulmasını istiyor. Bu refah seviyesini yükselten bir şey. Bu şehrinizin kalitesini arttıran bir şey haline geliyor. Ama e, onu da şu şekilde sağlıyorsunuz. Yol kontağı kurmuyorsunuz. Yani tutup da işte o zaman abi gelip de niye evleri buraya yaptın? İşte bu bir evlerin konumuyla tarlaların konumu gayet yakın diyebilirsiniz. Niye gidip de deniz kenarına e yapmadın ya da işte akarsu kenarına yapmadın diyebilirsiniz. Bu oyun mekaniği yani şu yolu şuradan tutup da yolu seçtim arkadaşlar. Şunu birleştirmediğiniz sürece bu mahalleler birleşik sayılmıyor. O da şundan kaynaklı. Az önce bir bölümde görmüştünüz yürüyen adamlar vardı. Bu yürüyen adamlar Yolda kaldıkları sürece o yola hizmet ediyorlar. Şimdi birazdan e, tapınakları koyunca göreceksiniz. İşte din adamları o mesela o yolda yürüyorlar. O işte yolu aydınlatıyorlar işte. E, nasıl söyleyeyim işte Tanrı'nın sözlerini iletiyorlar e, şeyleri müritlerine falan filan. O yolda yapıyorlar bunu ama tutup o tarla yoluna girerse o işi gerçekleştiremiyor. Yani tutup tarlada kimse yok. Tarlada işçi var tarlada zaten işçi orada oturuyor. Ama e, bir de şöyle bir şey var ama bu yolu birleştirmediğiniz sürece bu tarlaya da işçi gitmiyor. E o zaman biz ne yapacağız? Bunun iki yolu var arkadaşlar. Bu yolu birleştirmeden şu şekilde bırakarak şuraya bir sıra ev atıyorsunuz. Bu işçiler aynı zamanda bu yola da hizmet ettikleri için buradan faydalanmış oluyorlar. Buradaki mühendis ya da işte din adamı bu yoldan geçtiği için de buradaki evler bundan faydalanmış oluyor. Bu bir seçenek. Şimdi şuraya bir döndüreyim. Bu arada yukarıdaki oklar döndürme işine yarıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Ya da şuradan bir yol attınız şöyle birleştirdiniz. Şu an bu kılıç sekmesinde gatehouse olacak. Bu gatehouse da kale kapısı anlamına geliyor. Normalde kale kapıları ne için dizayn edilir? İşte dostu içeride düşmanı dışarıda tutmak için. Bu da aynı mantıkla dostu içeride tutuyor bu kale kapılarını. Buraya laps diye koyuyorsunuz. Bu işte işçiler işçiler gezerken bunun dışına çıkmıyor. Ama işi olanlar çıkabiliyor. Nasıl yani? İşte atıyorum Granary'den yemek toplamak için gidecek market görevlisi çıkıp toplayabiliyor. Gatehouse'da o iş yarıyor. Şu an bu bölümde Gatehouse'a gerek yok. Mesela böyle bir de road roadblock var. Bu da Augustus moduyla gelen bir şey. Ki aslında Zeus'ta Faro'da var bu. Roadblock'ı sağ tıklayıp kimin geçiş yapıp yapmayacağına izin verebiliyorsunuz ama genelde hiçbir şey bırakmıyorsunuz. Gerek kalmıyor zaten. Öyle bir duruma. Ama biz bu bölümde direkt bağlantı yapabiliriz diye direkt düşünüyorum. Yap. O yüzden de şöyle yolla bağlantı yapacağım. Çünkü bu bölümde prosperity yani refah seviyesine dair bir şey istemiyor ama bu anlattıklarım çok önemliydi. ileride tekrar anlatırız. E, oynarken neden e, bazı şeyler yaptığımıza dair. E, bu araya da yine prefektür ve mühendislik atıyorum. E, çifte kavrulmuş, sağlamlık olsun diye. O da şey için zaten da. Evet, şey o de... yola çıksın, yürüsün diye. Ama dönmeyebilir, e, sorunlarla karşılaşırsa görürsün. Şimdi tapınakları yapalım. E, ne demiştim, ol e, mekanizmasını anlatmıştım. Ol e, mekanizmasında da şöyle. Bu köşeye gelmiyor değil mi? Geliyor bir tanesi. Şuradan başlayabilirim aslında. Şimdi 5 tanrı var. All sekmesini seçtim. 5'ini de çat 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 arka arkaya koyacağım. 1, 2, 3, 4. Bir tanesini de öyle koymayayım. Şöyle koyayım. Devam etsin. 5. Buradan yolu birleştiririm. Ee, şu anda düzen beni sardı. Tekrardan. Şöyle. Ee, mahallemiz güzel. Kuzey görüntüsünü alayım. Güzel. Hemen tanrıları da hızlıca anlatalım, daha sonra da e, başlayalım. Yeter, değil mi? Yeter. Yeter, yeter. Şimdi arkadaşlar 5 tane tanrı var. Bunlardan biri e, şu an odaklayamıyorum ama ha Temple of Ceres. Ceres tanrısı. Bu tanrı arkadaşlar tanrı aranız iyi ise ekinlerinize zevay gelmez. Öyle söyleyeyim. Ama iyi değilse çekirgedir, fırtınadır, ne varsa gönderir. Haberiniz olsun. Neptün, zaten aslında belli adından, tipinden de belli, Poseidon'a benziyor aslında. Denizlerin tanrısı, deniz ticareti yapıyorsanız, işte balıkçılık yapıyorsanız, gemilerinizin batmasını istemiyorsanız, bu tanrıyla aranızı iyi tutacaksınız. Merkür, böyle şansla alakalı aslında. Bu da sizi ticaretten ayyukta tutacak bir tanrı. Ee, Mars zaten şekillerinden de biraz anlıyorsunuz yani portret şekillerinden ee, Mars'ta zaten elinde kalkanı silahı olan e, zırhını giymiş kuşanmış olan bir Roma askeri var ee, Savaş tanrısı ee, Venüs'te yani güzelliğiyle zaten Kendini ortaya koyan bir tanrı Bununla da aranızı iyi tutarsa işte şehir mutlu olur Çiftleşir genç nüfus artar Falan filan Devam edelim artık e, P'ye bastım Ve hızım %100'de e, işçiler akın akın gelmeye başladılar. Haritada küçük zaten. E, şu gra amacımız granary'i e, tahılla doldurmak. Ve 650 kişilik nüfusa ulaşmak. Şu anda işçi geldi. E, 50-60 giderek artıyor 65 kişilik bir e, yaşam olanı oluşturduk. Ve farkındaysanız mühendisler güzel yapıların yanındaki bina e, yolları güzelleştirdiler ve tarlamızda çalışmaya başladı. Şimdi e şu anda buraya da e, wheat gelecek. Şimdi evler daha da yükselcek herhalde. üste geçer mi burada? Heh. Şimdi biz Geçen. evler neden yükselmiyor da diye ben de bir kontrol edeyim dedim. E, market buradan diyor ki ben marketten alışveriş yapamıyorum. Yiyecek bulamıyorum diyor. Altta da yazıyor. Aslında şu an yükselmiş hali. Bir önceki map'te small, small tent'te bu yani, large tent. Şu evet. Şu an yükselmesinin nedeni de öncekinde şey yazıyordu. Su yok, su yok diyordu. Ee, şu an ortasına well koyduğumuz için bir üst seviyeye geçti yok. evler. Daha fazla popülasyon alabiliyor. Evet. Az önceki 20 mi alıyordu? Az önceki 20 falan alıyordu. Işte. Bu 22 alıyor mesela Aynen. işte. Daha fazla. 20 mi? Daha azdı herhalde o. Bilmiyorum. Bu işte aynı aslında 4 tane kare ama göreceksiniz ki ileride 80 kişilik binalar çıkacak burada. Şu anda mesela 22 kişi aslında bu kareden yani 4 kareden alanların araziden faydalanamıyoruz. O yüzden market yapmamız lazım. Zaten oyunun başında bize market yapmamız gerektiğini söylüyordu. Marketi mahalle kısmını yapacağız. Yani e, işin e, tahılların toplandığı yere değil. Şu anda mesela tahıllar toplandı. E, bu granerinin bir camının dolduğunu gördünüz. Mesela 3 tane camı beyaz, bir tane camı böyle sarılı marlı bir şey oldu burayı sağ tıkladığınızda da 600 W kapasitesinde şey atal toplamını görüyorsunuz ve 1800'lük yer kalmış. Yani normalde bunların 2400 falan kapasitesi var. Şimdi ben buradan marketi seçeyim ki marketten alışveriş yapıp yemek yesinler. Şu köşeye koyuyorum dedim bunları mahalle kısmını yapacağız. Şimdi şu gezenti tipleri gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu gezen tipler aslında çok önemli. Şöyle biraz hızlı düşüreyim. Bunların şekillerinden artık anlamanız lazım bazı kişileri. Sağ tıklayarak mesela bu amca priest. Az önce size bahsettim ya. Şu anda bu dolanıyor böyle mahallede. Tapınaktan çıktı bu. İşte halk aydınlatıyor ve halkın dini din ihtiyacını gideriyor. Mesela şu elinde merdiven taşıyan dayı mühendis. Bu mühendisin geçtiği yerlerde patlama riski azalacak. Bakın şöyle görüyorsunuz. Kafasında aşil ş, e, miğferi olan şu e, semperius paratus Prefect yani polis e, bunun geçtiği yerde de F'ye basarak e, görürsünüz yangın riskinin azaldığını fark edeceksiniz ya da C'ye bastığınızda crime yani suç oranının azaldığını göreceksiniz. Şimdi yeni işçiler geliyor mesela şu amcalar var bunlar kart puşur yani araba ittiricisi. Ee, ne yaptığını soruyorsunuz. Yani öğreniyorsunuz. İşte Greneri'ye mal bıraktım. Geri dönüyorum. Şehre diyor. Ve farkındaysanız çadırlarımızın şekli de değişti. Neden? Çünkü marketten alışveriş yapabilirler. Bu kartlar şey yapıyor değil mi? Bir tek farm ve Greneri arasında. Bunlar farm işçisi. Tamam farmdan Greneri'ye. Farmdan yani, Greneri'ye bırakıyorlar. Normalde senin şeylerin... E besin kaynakların farm'dan alınıp greneriye götürülüyor. Greneri'den de markete götürülüyor. Marketten Heh. de insanlara dağıtılıyor. O market kısmını da yakaladım şimdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ee, bir tane market e, hanımını yakaladık. Tamia Besteus. <laughs> Besteus yalnız. Besteus. E, market buyer returning with tahılla markete geri dönüyor ve bunları satacak. Onun da arkasında arkadaşlar şöyle çocukları görüyorsunuz hani çocuk derken artık onun çocuk işçiye girmesin mevzu. Neyse bunun evlatları diyeyim olanları işte çırakları falan filan arkasında böyle sıra halinde taşıdığını göreceksiniz. Bunlar graneriden malı aldılar ve markete götürüyorlar. Markette satacaklar. Biraz hızı arttıralım ve şu anda arkadaşlar. Bakın ev e, yerleşke kapasitemi arttırmadım ama nüfus 238'e yükseldi. Ve şu an 7 kişi işsiz. Dağda gelen olduğu için şu an artıyor da. Ay, yanım. Evet. Şimdi evet şehrimiz biraz ciddiyet kazanmaya başladı. Hı? Ee, hamam geldi arkadaşlar. Şu artı işareti bu ara artı sağlık anlamına geliyor. Hani e, kızıl haçtan gelsin aklınıza. Niye Kızılay yok falan? Ya işte abi, oyunu biz yapmadık. Tamam şey yapmadım ya. Neyse. Ee, parklar geldi. Bu ara parklar bu Sezar'ın orijinal e, tutorial olduğu için e, çekişte gösteriyor. O eskiden çekişteydi, şimdi o, o belediyecilik binası dediğim o Roma binası gibi olan sekmede. Ve e, tiyatro geldi. Ya bunlar kısaca işte yerleşim yerlerini daha da yükseltmek için yapabileceğin sonraki adım. Evet ama biz yapalım. Bizden ne istiyor? Banyo istiyor ama banyo için ha bak gelmiş. Rezervuar da gelmiş. Rezervuar da gelmiş. Şimdi o zaman hızlı bir şeye girişelim. Şimdi arkadaşlar biz buraya vel well yaptık. ama bakın ne diyor? bu bina daha fazla gelişemiyor. Çünkü temiz su kaynağına ihtiyacı var. bir fışke, fışke diyesim geliyor ama onu Yani adı fışke fountain yani çeşme. Öyle düşünün. Hani köy çeşmesi olur ya. Bu kuyu arkadaşlar kuyu yani. Well dediğin şey kuyu. Yani kuyuda her türlü pislik falan olur yani. Çektiğin gibi otuyla bokuyla falan geliyor. Ama çeşmede öyle olmaz. Çeşmede açarsın temiz temiz su gelir. Onu da e, arkadaşlar şöyle rezervuarlarda e, hapsedilen suyla yapmanız gerekiyor. Şimdi banyo sekmesi geldi çünkü. Banyo e, bu rezervuara ihtiyaç duyuyor. Abi o ne demek? Şimdi hemen anlatacağım size. E, şuraya yapıyorum rezervuarı. Şöyle yapacağım yeterli olur diye düşünüyorum. Yoksa şöyle mi yapayım? Şöyle yapayım şey üst tarafa koyarsın Beti istersen şey yukarıdaki ormanlık aranı biraz temizle oraya alacak şekilde koy. Şöyle. Aynen. O zaman şurayı da alalım çünkü deniz kenarına da yapmak gerekecek. Şimdi arkadaşlar bir su kaplama rezervuarı yapıyoruz. Bunu şehirden aslında uzak yapmak isteriz biz ama şöyle yapıyorum ki biraz aslında şöyle yapsam maksimum olmaz mı yola kadar? Aynen. Biz bir solda yaptık aga aynen. Şu. Aynen. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koydum. Ve gördüğünüz üzere içinde su yok. Bu rezervuarı yaparken şöyle şu anda da mesela içinde su yok. Deniz kenarında koyarsanız suyun olduğunu görürsünüz. Bakın gene su yok, su var. Yani denizden ne kadar uzakta yapabileceğinizi gösteriyor bu sistem. Yani denize bir kara bir de şeyi varsa, dokunuyorsa o yapıyor. Içi su dolu, doluyor, yani. Şimdi biz bunu buradan dümdüz çekeceğiz. Bu akvedek otomatik olarak geliyor. Normalde böyle değil bu sistem. Ben şöyle elimle tek tek götüreceğim ve şuraya koyacağım. Buraya koydum. Şimdi bunun içi su doldu gördüğünüz üzere. Aferin. Evet. Ve W'ye bastım arkadaşlar. W'da water'dan geliyor. Bu rezervuar yaptığınız yere Nasıl söyleyeyim? Boru hattı döşenmiş gibi oluyor arkadaşlar. Buralara su sağlıyor bu. Ve buraya bir çeşme koyduğunuzda ki çeşmede su sekmesinde fountain diye geçiyor. Eee çeşmeyi koyduğunuzda ne kadar alana su sağladığını görebiliyorsunuz. E bu dolmadığı için bu çeşme sistemini açamıyor. O yüzden bu rezervuardan bu rezervuara aqueduct dediğimiz yöntemle yani bildiğiniz geleneksel su kemeri yöntemiyle su çekiyoruz. Bakıyorsunuz bu da doldu ve e, su borularıyla su sağlar hale geldi. Şimdi adam ne diyordu bana? Temiz suyu kaynağına ihtiyacım var. Ben bu adamın velini patlatıyorum. Buraya bir fountain koyuyorum. Bak kaçlar hemen görüyor musunuz arkadaşlar? Durdurayım şunu. Kaçarken geride döndüler. Homeless ben evimden atıldım diyor ama neden? Ee, Arkadaşlar az önce suyunu kestim ben bu adamların ama anlık olarak geri verdim işte o yüzden pause sistemi çok işe yarıyor bu oyunda ama gördüğünüz gibi birçoğu ayrılmadan hatta hepsi ayrılmadan geri döndü ve evler daha fazla gelişti bakın daha fazla da geliyor yani birazdan yükseliyor çünkü kapasitesi arttı neden small hovel yani kerpiçten evler seviyesine yükseldi ve artık 22 kişi değil 42 kişi Burada. Su şeyini de böyle anlatmış olduk. Şimdi banyo yapabilirim o zaman artık. Ve bu mahalleye yapmak istiyorum. Şeye bak istersen Şu an ne istiyorlar acaba? Temiz suyu da karşıladın. Şu an prefecture bakıyorum. Ya Çok bu, çirkin bu, bir görüntü. Bu, bu tarz olaylar evet. Bir de böyle bir şey var. Yani şu anda eğlence yok diyor. Eğlence yok diyor eğlence. Bu ara eğlence şöyle arkadaşlar bu burada bir entertainment görüyorsanız eğlence yok anlamına geliyor. Kırmızı yazıyla parantezinde kırmızı yazıyla şey yapıyorsa bu arkadaş mahallenin görüntüsünden hoşlanmıyor. Yani e, nasıl söyleyeyim? İşte daha böyle bar, parkların, bahçelerin, heykellerin falan olduğu yerde biraz daha güzel e, bir görselde yaşamak İşte Onların çözümleri de kolay. Onları da anlatacağız. Bu da markete bakıyorum diyor. Aslında çok şey değil yani çok ciddi alınacak bir durum değil. Şu anda hepsini derdi bu. Cappardan ses geldi ama. Şu an entertainment ve şey yani. Asıl yapman gereken garden ve Şu an e, başka problemler var. E, bu araba ittiricileri görüyor musunuz arkadaşlar burada? Ve e, tarlalar dolu şekilde duruyor. Yani inip yükselmiyor. Böyle bir çalışma görmüyorsunuz. Neden? Çünkü burası 2400 kapasiteli bir graneri. Yani tahıl ambarı ve dolmuş. O yüzden yenisine ihtiyaç var artık. bunun yenisini yaptığınız anda ve aşağı çalışmaya başladığı anda araba ettiricilerini görüyorsunuz koşarak gittiler. Şimdi benim işsizliğim sıkıntım var. İşsizliği gidermek için de e, bir şeyler yapmam lazım. İlk yapacağım şeylerden bir tanesi banyo. İlk banyo istemişlerdi. Şu yol üstüne yapmak istemiyorum. ha. Ve bu banyo arkadaşlar. Bu e, boru sisteminin bakın. Bu çeşme ta buraya kadar su sağlayabiliyor aslında ama bu banyolar için geçerli değil. Kesinlikle boru sistemlerinin bu artı şeklinde gördüğünüz işte kara kara gördüğünüz boru sistemlerinin üzerine kurulması gerekiyor. Mutlak. Yoksa çalışmıyor. Su gitmiyor. Şimdi biraz daha gelişecektir. Hala entertainment istiyordu aslında. Şimdi onları da gösterelim. Aslında bu şehir çok verimli bir şehir oldu. Bayağı şey anlattık. Şuradan adamları tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda mini map'in altında. Go to map of empire'ın değil de soldaki visit your advisors'a geliyorsunuz. Ben şimdi size bunları tek tek anlatmayacağım. Hepsinin yeri gelecek. O yüzden bu seriyi izlemeye devam edeceksiniz. Visit your chief advisor. Dediği bir şey var. Yani bu bizim baş danışmanımız ve size bazı önerilerde bulunuyor. Şimdi genelde kırmızı olan yazılar sıkıntılı. Diğerleri okey anlamında. Employment, işsizlik, finans. Ad finans. Migration. Ee, yani sizin köyünüze olan göç durumunu ya da köyünüzden olan göç durumunu anlatıyor. Housing evin kalitesi. Kalite bakın başka bir şey değil. Food stock yemek sto yani yemek seviyesi. Food consumption yemeğin tüketilmesi. Yani ne kadar üretiyorsun ne kadar tüketiyorsun. Askeriye suç. E sırayla gideyim artık hızlanayım. Sağlık, eğitim, din, eğlence ve ee, şehrin senin hakkındaki düşünceleri. Şimdi özetle kırmızılara gelenin diğerlerini daha sonra yorumlarız e, tek tek. Şehirde 14 kişi işsiz bu bir problem. Ee, şehir geçen sene 396 dinar kaybetmiş bu bir problem ve e, ev yetersizliğinden dolayı e, konut yetersizliğinden dolayı şehir göç alamıyor şu anda ama iyi bu şimdilik çünkü zaten işsizliğim var. Ve eğlence için bazı temel basic access istiyor. Bakın en altta bir üstte. Most demands are for basic access. Yani temel eğlence şeylerine şey istiyor. Bu arada mesela böyle menüye geldiniz arkadaşlar. Mouse'unuzun sağ kliği. Sağ kliği ile otomatik çıkabilirsiniz. Ya da bu işte banyoya bakıyorsunuz. Mesela ben tek tek girip binalara bakıyorum ya. Bunlar hep sağ klik ve boş bir yere sağ kliğe bastığınız zaman, sağ tıka bastığınız zaman e tekrardan sizi e en ana ekrana getiriyor. Şimdi. Eğlence. Arkadaşlar bu gülen ağlayan surat biliyorsunuz artık yılların e, nasıl söyleyeyim tiyatronun aslında simgesi değil mi? O tiyatro simgesi. Değil, aynen. Direkt entertainment değil ama tiyatrodan aklınıza entertainment yani eğlence gelsin. Bakın şu anda aslında bütün sekmeler açıldı burada. Ben onu fark ettim. İlk bölümde din açılmıştı. Ama bu bölümde sağlık açıldı. Ee, doğal kaynaklar açıldı. Üretim açıldı. E, eğlence açıldı ve ee, arkadaşlar eğitim açıldı. Burası da çok önemli olacak. Göreceksiniz. Şimdi ben bir tiyatro yapacağım. Ve şuraya bir tiyatro koyacağım. Ve direkt işçi bulduğu anda oyun sergileme başlayacak. Ama arkadaşlar oyun sergileyecek. Şimdi şuraya gelelim. Buraya ben anlatmayacağım ne olduğunu. Çünkü çok şey olacak. Ee, burada eğlence binalarınızı göreceksiniz. Çalışan ve Shows yazıyor. Neyin gösterildiğini göreceksiniz. Bakın arkadaşlar şurada Visit Your Entertainment Advisor oluyor bu. Sizin eğlence danışmanınız oluyor. Çok detaylı aslında. Detaylarına dediğim gibi peydapey gireceğiz. Şimdilik ben size sağ tıkladığımda gördüğüm şeyi göstereceğim. Orayı bir cepte alın. No Shows yazıyordu. No Current Plays diyor. Yani burada çalışan işçi var ama show yok. Yani tiyatro oynanmıyor burada. Burada bir şeyler dönüyor, birileri konuşuyor, kullanılıyor burası. Ama tiyatro yok. Neden? It, real, it needs real actors. Yani şehrin <laughs> aktöre ihtiyacı var. Aktör Şimdi Arkadaşlar böyle bir bina var. <laughs> Oğlum çok konuştum ya fark ettin mi? Evet, bayağı konuştum yani. Şimdi bu bina aktör koloni şimdi ha henüz kondurmadım. Niye kondurmuyorsun? Çünkü arkadaşlar burada önemli bir şey var. Eee yürüyüş adamları. Yürüyüş adamlarını sonra mı anlatacaksın? Ya şimdi anlatabilirsin aslında. Oyun oyunun mekaniklerinden biri aslında bu da. Aslında çok önemli. Yürüyüş. Önem, bayağı önemli. Ya şimdi... mesela şeyde <laughs> yaptığın gibi köyün su aşkım. Bazı ihtiyaçlarını Hı. karşıladığın gibi ya şuraya koy Eda alacak. Sen görünüyorsun aşkım orada. Öyle yapmana gerek yok. Kafanda kavlu sıkıntı Kafanda değil bebeğim. ne var senin ya? Önemli değil bebeğim. Sen bir şey diyordun yarım kalma. Yani e, din adamları gibi bir şey aslında bu aktör koloni ve evet. tiyatro olayı. Ama din adamları mesela din binasını koyduk ya oraya. O mahallede dolanıyor duruyor. Aynen belli bir şey var işte yürüyüş mesafesi var onların o alan içerisinde dolanıyor ve evlere e, işte refak katıyor. Bu aktör kolonide o, o tarzı. Ama şey. aktör kolonide olay şu, aktör koloniyi koyuyorsun oraya. Hı hı. Aktörler bu koloniden çıkıp tiyatroya kadar yürüyorlar ve o aradaki. Aynen o aradaki evlere e, hizmet etmiş oluyorlar. Aynı zamanda o evlerin o tiyatro ile bağlantısı varsa gene faydalanabiliyorlar. Ama bu aktör koloni, tiyatro arasındaki mesafe ekstra bir refah sağlıyor. Aynen. Neyse ben artık yok, bunu kısaca, koyuyorum. O koyduğum orada dolanan adamlar çevrede dolanmıyor. Sadece aktör koloni ve tiyatro arasında gelip gidiyor. O, o aradaki evlere. Ha yok çevrede dolanan da var. Ee, var mı? Var. Ama bu aktör koloninin olayı o. Cabbar da onayladı bence. Evet, bence sıkıntı de. yok. O zaman sıkıntı. Bak yok. mesela pembel adam çıktı gitti. Mesela başka bir yerde morlu bir adam görürsen. Bak gördün mü burada da gezdi gördün mü? Alt taraftan da geldi bak. Biraz oyunun hızını düşürüyorum. Ha, bayağı bak, ha. bunlar, okay. Dolanıyor ama şu aktör koloninden tiyatroya mutlaka oluyor. Kavga mı ediyorlar? Oyun oynuyorlar. Pek oyun gibi gözükmüyor. Evet. Şu anda yine e, şey var. Artık şehrin nüfusunu e, arttırmamız için hamleler yapmamız gerekecek. Onun için de ev yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar su kaynağına bakacağız. Şimdi e, bu 3-3 e bina muhabbeti var. Genelde ben şöyle e, yuvarlaklar yapıyorum arkadaşlar ki. Ee, ölü normalde şöyle bir yol istemezsiniz onu size söyleyeyim. Şu yol kötü bir yol. Bu ara Neptün'den bir blessing kazandık ama pek bir anlamı yok. Şu an denizle ilgili bir işimiz yok. Neyse %50 daha hızlı hareket ediyormuş şu anda deniz üstündeki ticaretçiler. Şöyle yol sonu demek arkadaşlar. Aha gördüğünüz gibi mühendis geldi. Pıt geri döndü. Pıt geri döndü. Ve buraya çifte kavrulmuş olmuş oldu aslında gerek yok. Şöyle başka bir tur attırıp buradan bir bina daha yapacağız ama ileride tarla yapacağımız için sonra yaparız. Şimdi nüfus arttırmam lazım. Suya yapacağım. Genelde benim taktiğim bu oluyor arkadaşlar. Fountain'ı al. Oo. Fountain kapasitesi çok yüksek. Keşke aktör koloniyi oraya yapmasaydım. Evet. Şu an pişman oldum. Deli alıştıktan sonra. Evet yıkalım. Nasıl olsa şey benim elimde. Kürek benim elimde. Aktör koloniyi şöyle koyayım. Daha ileri koyarsın, bir tane daha mahalle yap. Ha, ileride koyarım. Şimdi arkadaşlar, aktor koloniyi anlattık ama e, şu fountain'dan maksimum faydalanma olayını göstermek istiyorum size. Şu yolu kullanayım mı yoksa şu yolu Anlamma kırayım? Şimdi genelde arkadaşlar bir de biz bu yolu kırıyoruz. Çünkü bu yol sizi kısıtlıyor. Ve bu yola bağlantı, bu sizin şehrinizin ana yolu aslında. E, buradan e, Roma ile olan bağlantıyı sağlıyorsunuz ama sadece şu kadar küçük bir bölüm bıraksanız yetiyor. Ee, bu yol sizi şöyle sınırlıyor. Bir yol yaptığınız zaman az önce anlatmıştık ya mahalle ile şeyi bağlamak istemezsiniz diye. Oradan dolayı e, bu silme işlemi size daha çok özgürlük katıyor diyelim. Ve lafı uzatmadan şu yoldan faydalanarak şöyle de maksimumda gördüğünüz gibi biz öyle yapıyoruz. Koyduk. Ve şimdi arkadaşlar bunun ne kadar bir yere su sağladığını görüyorsunuz. Ve onun etrafından bir yol çekelim. Evet yolumuzu çektik. Şimdi biz bu yolu çektik ama ben buraya hepsine ev yapmak istedim de yola olan uzaklık tam bahsetmiştik ya arkadaşlar bakın. Hepsine ev koydum. İç, tarafta, İç taraftakiler yok. kaybolacak kendi ha. kendine. Bakın pıt diye kayboldu. Buraya ev yapamazsınız. Şimdi bahçe geldi mi? Gelmiş. Geldi. Bu belediyecilikte Gardens var. Arkadaşlar bu ara bu Gardens e, Ağustos modundan dolayı burada. Normalde çekiçte ama sizin kafanız karışmasın. Belediyecilik diyelim. Ha. Hmm. Warehouse'u da mı getirdin? Warehouse geldi ama onun için senato yapmam lazım biliyorsun. Hı. Forum tek başına çalışmıyor. Forum geldi. Warehouse geldi. Ama benim görev bitecek. House'da bir de o zaman bir anlatarak <laughs> devam edelim. Şu. Dur bir sonraki bölümde koyarken yaparız. Bir gardını göstermiş olursun en azından. Diye. Şimdi arkadaşlar bu fountain'u böyle yaptık. Şu belediyecilik binasından bahçe gardensı seçiyorsunuz. Şöyle koyuyorsunuz. Bunu ne gibi faydası var? İleride işte az önce şikayet ediyordu ya şu dayı. Bak hala şikayet ediyor. Yanımda prefecture var. Ben polise bakarak mı yaşayacağım arkadaşım? Diyor bu adam. Bundan dolayı şikayet ediyor. Bu görüntüyü engellemiş oluyor bu bahçe, park bahçe olayı. Şimdi warehouse olayı. Na girmeyeyim. Ya gireyim mi? Girmeyeyim yani çok formu gösteranızından Sıkıntı. Mi? Şimdi arkadaşlar senatoyu yapalım. Senatoyu az önce yaptık. Senatoyu buraya yapıyorum. Aynen. Ya da sudan faydalanmasın ya senato. Suya ihtiyacı yok ki senato binasının. Ha bu arada ev haricindeki hiçbir binanın suya ihtiyacı yok arkadaşlar. O yüzden senatoyu şöyle bir yere yapabilirsiniz. Tık diye koydum. Şimdi senato size vergi toplama gücü sağlayacak. Yine belediyecilik sekmesi. Forum. Ee, belli lokal bölgelerden. E, bunu biraz yakına yapmanız gerekiyor. Vergi toplamanızı sağlayacak. Şimdi bir tane buraya yaptım. Bir tane de buraya yapıyorum. Şöyle hatta senatonun yanına yapayım. Bu, bu mahalleden, bu da bu mahalleden vergi toplayacak bu forum yeri. Buraya gelecek insanlar. Ödemelerini yapacaklar. Forum sistemi de bu şekilde çalışıyor. Şimdi bu vergilendirmeyi de şurada göreceksiniz. Şu Visit Your Advisor minimap'in altında, sol tarafta 3 adam kafasının olduğu yerden tıklıyorsunuz. Şurada en sağdan bir yanda visitor financial advisor buradan vergi oranını arttırıp şu an %16 yaptım ki fazla. Standartı %7'ymiş. %7 oranında vergi toplayacağız. Bakalım ne kadar vergi olacak diyeceğim ama dediğim gibi şu an görev 650 nüfus ulaşmak Biz 560'a geldik bile büyük bir mahalle kurduk çünkü bir anda. Eee mühtemelen bölüm bitecek. Şeye de baksana hemen şu e, Chief Advisor'dan finansal durum eksi de gösteriyordu. Şu an ne gösteriyor vergi toplanınca? Hala eksi. çok fazla yer yaptık o zaman. Ee, çok fazla yer yaptık. Hani para harcaması var. Bir de daha vergi tam toplanmamış olabilir. Mesela bak. Bakalım. Henüz sıfır generate tax diyor. Daha olmadı yani. Okey. Daha yeni yeni gelmiştir işler. derken gelmedi değil mi? İşçi gelmiyor bu kadar. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu adamların ihtiyaçlarını giderebiliriz. Mesela ne diyor? Kütüphane. School or library dediğinde school, okul demek library, kütüphane demek okul ya da kütüphane istiyor. Onu da şu sekme arkadaşlar education structures sekmesine sadece okul açık şu anda. Yapmayacağım. Yoksa şehir gelişir bölüm biter. Bölüm bitirmemeye çalışıyorum. Çünkü e warehouse sistemi geldi ve raw material sistemi geldi. Şimdi şu suyu içeyim ben. Çünkü güzel konuştum. Şey yapmadım bu arada. Prefecture engineer yapmadım ikinci tarafa. Bir baksana durumları nasıl şu an. Gerçi geziyor ya yine Oralara da gidiyordu. Şey e, mahallelere ayırmadık ya. Şu anda problem yok. Ama tabii ileriki metlerde. haritalarda dert. Aynen. Haritadan haritaya göre değişiyor çünkü bazı yerlerde yangın ihtimali daha yüksek oluyor. Bazı yerlerde çöl, çöl falan oluyor. var. Yani. Aynen çöl falan yani. Normalde şart yani her mahalle başına. Oh dilimde tüy bitmişti iyi geldi. Şimdi arkadaşlar tarım ve üretim demiştik. Industrial Structures. Structures, bina demek. Ben bura industrial demeyeyim buraya ne diyeyim. Ben buraya doğal kaynaklar diyorum kendimce aslında. Yine kullanabilirim aslında ya doğal kaynaklar. üretim ya. Hani hep senden çıkanlar oluyor Aynen. genelde çünkü. Ya da burada, burada mı oluyor? Burada oluyor ya. Ya işte. <laughs> doğal kaynaklar. Neyse. Farm, tarla demek de tahıl tarlasını yaptık zaten. Raw materials ham malzeme demek arkadaşlar. Ham malzeme de bir tek clay pit yani kalay madeni açık. Bunun arkadaşlar sadece deniz kenarlarına yapabiliyorsunuz. Mesela taşları daha dağların yanına yapamıyorsunuz. Sadece sudan çıkartılabiliyor. Şuraya yapacağız ileride. Kalsın şimdilik. Çünkü o da yol şeyi isteyecek ve workshop geldi. Yani çalışma binası. weapons Gelmiş ama henüz raw metallist'a iron yok yani demir çıkartamıyorsunuz silah yapmak için demire ihtiyacınız var. Pottery gelmiş pottery de kapkacak demek basitçe ve kapkacak şeyi gelmiş. Pottery'yi de zaten o çıkardığın ham madde olan clay'den, clay'den yapıyorsun. yapıyorsun. O yüzden Potteri önemli. Warehouse'da kalayın nasıl söyleyeyim? Depolandığı yani, yer yani ürettiğin herhangi bir şey ya da ticaretle getirdiğin herhangi bir şey depoladığın yer oluyordur evet Şimdi orada da çok fazla şey var aslında ama Şimdilik anlatmayacağım Şimdi bir tane koyuyorum Hemen buna bir yol çekiyorum Birleştireyim mi yolu Şöyle yapayım mı kullanırız o arayı Bu arada arkadaşlar bir tane Ee Yere altın işte yerüstü kaynağı koyuyorsanız en az iki tane iş yeri açmalısınız buna. 2 yeter iki. İki. 2 iki, i̇ki. Iki. i̇ki. Şimdi buraya o zaman iki tane poteri yapacağız. Ve gördüğünüz gibi kalay işçisi çıktı orada kapıda bekledi böyle arabasıyla. Ama neyse ki götürdü poterisini koydu oraya şey kalayını poteriye. Birazdan işleyecek o. Ben şu yolu şuradan birleştiriyorum ki yolun sonuna gidip gidip gelmesinler. Döneceklerse tam dönsünler. Şimdi F'ye bastım. Yangın riskinin bazı bölgelerde biraz arttığını gördüm. Şurada arkadaşlar şurada iki küçük kare var. Ben o iki küçük kareye birine polis binasını birine de mühendislik binası yapıyorum ki daha fazla çalışan geçsin ve risk azalsın. Şimdi, Potter'i çalışıyor. Şimdi Getting, e, bu ara Venus'tan şey aldık, bunları anlatmadan geçiyorum ama iyi bir şey, Blessing, iyi bir şey. Red, Wrath olarak yazıyor. Red gördüğünüzde e, kötü bir şey anlamına gelecek. Warehouse'u yapmadık. Şimdi Warehouse'da önemli bir şey var. Ben bunu buraya koyacağım ama hemen durduracağım. Çünkü e, Warehouse koyduğunuz anda her şeyi kabul edecek. Oh, burada da yine e, önemli şeyler aslında derin mevzular e, anlatayım hızlıca e, bu bölümde bilmeniz gereken kadarını. Şimdi arkadaşlar warehouse'u sağ tıkladığınızda görüyorsunuz burada bir sürü malzeme var. Bir sürü şey var bu ne depolandığını gösteriyor orada. Alttaki çarpılar ki bu Ağustos moduyla geldi. İşte deniz ticaretinde e, burayı aç yani deniz ticaretiyle gelen işçiler bunu buradan kullanabilsin kara ticareti yapan develer bunu buradan kullanabilsin ya da marketten gelen hanımlar gelip bunu buradan kullanabilsin anlamına geliyor bu. Şimdilik bunun böyle bir şey dememize gerek yok. Henüz bir şey de depolanmadı. Her şey sıfır. Ama special order önemli. Bu sizin şehirde neler ürettiğinizi gösteriyor. Ya da bu şehrin neler üretmeye, neler sahip olma potansiyelini gösteriyor. Yani benim zaten şehirde neyim vardı? Tahıl tarlalarım. Kalay madenim ve kapkacak e, fabrikam var. O yüzden 3 tane şey görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar clay'i accepting demek yani karşısında wheat yazıyor işte karşısında da accepting diyor ve 32 yazıyor. Bu 32 warehouse'un kapasitesi. 32 unit, 32 birim burada depolama yapabiliyor. Yani kim önce malzemesini buraya koyup 32 birim bırakırsa bu warehouse'u dolduracak. Warehouse ne demek Türkçe? Şeyi? depo. depo. Basitçe. Depo. E daha da arkadan bağırıyor. Depo. Yani neyse. Yani ben şu anda çok fazla tarım üretimi yapıyorsam bu warehouse dolacak tarımla. Ama ben tarım için zaten greneri yaptım abi. Ama hayır greneri de doluyor. Üstüne gelip buraya da dolduracaklar. Hayır abi eğer fazla bir yemek üretimi yapıyorsan tarlada beklesinler. İstiyorum ben normalde. İlerleyen bölümlerde bu çok önemli. Kalaya gelelim. Kalay madenden çıkartıldı. Ben bunu Accepting'de bırakırsam gidip burada bunu depolamak isteyecekler. Daha sonra poteri işçileri yani kapkacak işçileri gelip bunu buradan alacak. Gerek yok. Ben bunu bir kere tıklamayla Not Accepting konumuna getiriyorum ki arkadaşlar çıkan kalay direkt fabrikaya gitsin. Yani fazlası da varsa beklesinler. Aynen. Ve e, tahılı da şimdi Not Accepting yaptım. Burası sadece kapkacak toplamak için e, bir depo haline getirdim. Sağ dedim. Pause başlattım. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi kapkacak gidiyor. Şimdi oh ticaret açıldı. Hepsi Ama geliyor. Yani aslında oyun da çok güzel size temel bilgiyi yavaş yavaş veriyor. Yani mesela ne oldu? Biz bugüne kadar ne öğrendik? Bugüne kadar. Yani. Bu arada birazdan bitecek şu. Evet şu an 645'te <laughs> popülasyon onu görüyorum. E, yavaş yavaş ev yapmayı öğrendik. Eve su götürmeyi öğrendik. E, evleri beslemeyi öğrendik. Mahalle sistemini öğrendik. Her şeyi yavaş yavaş aslında oyunda e, size veriyor. Ama incelitçe biz Türkçe e, önemli olan kısımlarını anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce gücümüz yettiğince. Ana haber bülteninden şimdi neyse. Evet, burada da depolanan e, ürünleri görebiliyorsunuz evet, ve evet, şu anda bitti ve mühendis oldum. Aa. Burada kalalım o zaman devam etmeyelim. Mühendis oldu. Şimdi şuradan ben göz de da e, kaydın süresine bakıyorum. 1 saat 5 dakika olmuş. Bence ilk bölüm için yeterli diye Yeter. düşünüyorum. Hazır zaten mühendisim de. Yani mühendisim de. Mühendisiz de. Kabul edin. Yani ama bu kapsıyor mu senin mühendisliğini? Diplomayı almadın aslında. Ya yok diplomadan değil ben biraz daha bilgisayar teknolojilerine şu an Roma çağındayız ya. Kapsar. Kapsar mı? Kapsar. Ama bak bizde var o bir tek biliyor musun? Mesela yurt dışında yok aslında sen daha iyi bilirsin de gerçi var gene de ee, okullarda daha çok mühendis eğitiliyor daha sonra dallara branşlara ayrılıyor doğru mu? öyledir <laughs> Hayır, mesela şey demek istiyorum. Genelde orada mühendislik eğitimi alıyor insanlar atıyorum Almanya'da. Anladın ha, mı? Almanya'da zaten çok farklıdır o ya. Hani... Anladın mı? Hani adam okula giriyor ve e gerçekten engineer çıkıyor, enginar çıkıyor. Ve daha sonra işte inşaat mühendisi, Onlarınki makine mühendisi tıp diye tıp ayrılıyor. gibi oluyor bizdeki. Ha işleri. aynen aynen. Yani orada biraz daha şey mentalite önce mühendislik mentalitesi veriliyor insanlara. Daha sonra makinacı bilgisayarcı diye ayrılıyor yani orada mühendisi gerçekten şimdi mesela şunu söylemeye çalışıyorum atıyorum bizim inşaat mühendisinin eline atıyorum bir elektronik malzeme verdiğin zaman hani biraz daha okulun şeyi kalabiliyor bilgisizliğini yaşayabiliyor çünkü çok aşırı temel seviyede oluyor bizim üniversitelerde ama orada öyle değil acaba olabilir mi bu neyse güzel bir geyikle Boş mühendislik yani. <laughs> boşu yaparak şeyini aktarmış olduk ve bir sonraki bölüme de geçtik arkadaşlar. Zafer e ulaştık. Bu da bizim ee, nasıl söyleyeyim? Zafer tablomuz. Bayağı da para biriktirmişiz aslında sonrasında. Aynen. Sonradan artmış o para işte. <laughs> Vergi ala ala. Bidansa bakınca göreceğimiz şekilde. Zaten resimden de anlaşılacağı üzere tarımın üretimin Ezin, yapıldığı bir şey. Ne yaptığını... O portakal kokluyor galiba. Ekmek mi? O? Mar mi o direkt? Aynen o. E işte. Yeşil kıyafetli ya. Bayağı bıyığı var ya. <laughs> Tabii o, o dönem grafikler olmuyor. Şimdi sağ tıklayarak devam edeceğiz. Ee, geldik e, güzel bölümlere, cafcaflı bölümlere. Bu sonrakini de bence anlatırsın abi. Evet, e, yok şeyi anlatmaya çalışacağım. E, şehir seçme çünkü buradan sonra geriye gidemiyorum. Okey o zaman şimdi e, Şehir seçme mantığı var arkadaşlar. E, anlatmayacağım. Ben sadece Kapoa e, şeyini seçeceğim. Mesela Tarentrium. Altta kısaca söyleyeyim. Slide de dengesi Yani burası biraz tehlikeli. Burada biraz savaş oyunları var. E, bu Kapua'da e, barışçıl bir şey. Bu arada Roma İmparatorluğu da sizinle beraber gelişiyor. E, şu anda e, normalde İtalya Yarımadası Roma İmparatorluğu'nun ana toprağıdır normalde ama. E, haritada görüyorsunuz işte. Neyse İtalya Yarımadası'nın biraz daha güney ucu şu an tehlikeli topraklarda geçiyor. O yüzden Kapua'yı seçiyorum. Devam diyorum. Bunun e, açıklamasını sonra anlatacağız. Burada bir sürü şey var. E, şehre tekrar geldiğimde. E, to City diyeceğim. PAUSE yapacağım, e, CTRL-S ile Questor, e, şu anda bizim normalde Engineer olduğumuz için, Engineer diye kaydedecek, e, şuradan Engineer'ı bulacağım ve kaydet dedim. Şu anda biz Engineer'e yükseldik çünkü, az önce Clerk olduk ve Engineer seviyesine yükseldik. E, burada bırakıyorum arkadaşlar, şöyle e, tutuyorum bir daha, mesela Replay Map dediğimde, da bir tane onun mantığını şuradan anlatayım size ee, sol üst köşede Bu arada e, faal şeyi falan var onları anlattım gerek yok zaten şeyin şey ha neyse engineer svx'e tıkladığınızda e, direkt olarak size bu haritayı tekrardan yükleyecek ve buradan file replay map dediğinizde okey dediğinizde bu haritaya getirecek buradan sol alttaki cancel tıkladığınızda bu e, harita seçme ekranını e, o bölümün harita seçme aynen, ekranını o bölümün bu arada doğru söylüyor o bölümün harita seçme ekranını tekrardan size getirmiş olacak şimdi direkt SKB bastığınızda çünkü e, oyundan çıkıyor e, ben şu ana ekrana dönmek için bu cafcaflı hareketleri yapıyorum e, şuradan Exit to Main Menu. Bu ara Exit to Main Menu de Augustus moduyla gelen bir şey. Normalde e, oyunun orijinalinde yok. Yani ama Cesar direkt eski basınca oyundan çıkıyor direkt Laps diye. Eski oyun ama gördüğünüz üzere neşeli bir oyun. Yıl olmuş 2021. Nereden çıktıysa bu ya. zaten. Yani bir <laughs> anda niye sardıysak bunu. Bir anda işte. sardık. Evet güzel. Ee, i̇lk bir köyümüzle başladık. Brundisium. <laughs> şehrini işledik. İki köy iş, ilerledik değil mi? Aynen. İki köy ilerledik. Clerk ve mühendis. Clerk <laughs> ne demek? Yani getir götürücü gibi bir şey herhalde. Değil işte. mi? Öyle bir şey. Değil ayakçı. Böyle. Ayakçı. İyiyim. Aslında tam karşısında mı? Ne? Mah dedi galiba. <laughs> Anlamadım neyse. Ben ben daha çok böyle ayakçı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra mühendis olduk. Ve burada bıraktık. Evet. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Zaten sonraki bölümde daha da Bayağı da geçer. söyledik aslında. Şu ha. anda temel seviyede oyun oynayabilecek şeye geldiniz evet, yani. Şu bölümde zaten bayağı sadece bilgi verildi. Yani bir oynayıp göstermeden ziyade. Evet. Arda arda geldiği için sürekli. Bir de şey sürekli şey papapladı. İşte Aynen. bu bina var. Bu bina var. Bu bina var. Şu bina var. Neyse. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siyah. Çekiyorum. Siyah. Ve takipte kalın. Yani yaparız bir bölüm daha bir şey Ha bu arada biz böyle oyun oynayacağız falan. Onu da söyleyeyim. Ee, oyun oynarız takılırız falan ama. Şu içeri Ege'siz yapmayacağım ha. Buradan da sana Neyse. şeyi sorayım. <laughs> yani şu görüntüde olacak arkadaşlar. Ee, Onun da bilgisini vermiş olalım. Beğenmedik deyin de bari tek yapsın ya. <laughs> Oğlum tek yapmakla ne alakası Oturup oyunu beraber oynuyoruz zaten. İyi, tamam. Şurada şunu yap falan diye. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.